insan, yaratılmış veya var olmuş varlıklar arasındaki en üstünün varlık mıdır? Yoksa başka gezegenlerde, çok uzaklarda Tanrı'nın bahşettiği akıllı yaşam formları var mıdır? Eğer ki Müslüman olarak bunun böyle olmadığını düşünüyorsanız İsra suresi 70. ayete bakmanız yeterli olacaktır. Zira insanların yaratılmış canlıların birçoğundan daha şerefli olduğunu söyler. Üstelik bu durumdan hadislerde bile bahsediliyor. Mesela Deylemi İbn Abbas'tan şunu rivayet eder. Cibril yani Cebrail bana geldi dedi ki ''Ya Muhammed sen olmasaydın cennet yaratılmazdı. Sen olmasaydın cehennem yaratılmazdı. İnsan evrenin odak noktasıysa, insandan üstün olan başka canlılar da varsa ve Muhammed peygamber de insan olduğuna göre o zaman insanlık yaratılmış en şerefli varlık oluyor. Fakat en basitinden Bray denklemine göre evrende milyonlarca akıllı yaşam formu bulunuyor. Üstelik evrenin genişleme hızı ışık hızından da fazla. Bazı yerlere ışık hızıyla gitsek bile asla ulaşamayacağız. Buradaki sualimiz elbette şu olacaktır. İnsanın müdrikesinin ötesine geçen yerleri Tanrı niçin yaratmış olsun ki? Belki de insan yaratılmış canlıların en şereflisi değildi. Ve insan evrenin asla merkezinde değildi. Geçmişte belki birçok din dünyanın evrenin merkezi olduğunu savunuyordu. Lakin bunun böyle olmadığını şimdi çok daha iyi bilebiliyoruz. Diyelim ki akıllı yaşam formları var. Tanrı bunları sınamak istedi ve bunları neyle sınayacak? Veyahut bundan sonra akıllı yaşam formu oluşacak olsa Tanrı onu neyle sınayacak? Belki de yeni bir peygamber gelecektir. Bu varsayıma göre öyle olursa Hazreti Muhammed son peygamber olmaktan çıkacaktır. Eğer öyle olursa Hazreti Muhammed'in alemlere rahmet olarak gönderilmesindeki söylem boşa çıkacaktır. Kısacası Tanrı kendi sözünü çiğnemiş olacaktır. Zira Muhammed peygamberden sonra asla peygamber gelmeyecektir. 7. gün Adventizminin kurucusu Ellen White şunları söylüyor. Uzaylıların Adem ve Havva'nın işlemiş oldukları ilk günahtan cennetten kovulma olayıyla ilgili bir bağlantısının olmadığını, o ilk günahtan etkilenmemiş olduklarını ve bu nedenle Hristiyan inancındaki kefaret anlayışına hiçbir zaman ihtiyaç duymayacaklarını belirtiyor. Sadece akıl meleklere özgüyken sadece şehvet hayvanlara özgüdür. Ama hem akıl hem şehvet insanlara özgü oluyor. Eğer ki uzaylılar günahsızsa ve sadece akıllıysa bunların meleklerden pek de farkı kalmayacaktır. Diğer bir ifadeyle bunların evrene gönderilmesinin hiçbir anlamı kalmayacaktır. Diyelim ki insan gibi hem akıl hem de şehvet sahibi canlılarsa bu durum dinler için büyük bir tezatı da ortaya çıkaracaktır. Zira indirilen son kutsal kitap olan Kur'an-ı Kerim oraya asla ulaşamamış olacaktır. Bir bakıma kutsal kitaplarda uzaylılardan açık açık bahsedilmez. Diyelim bu kitaplar Tanrı'nın sözleri ise niçin bu kitaplarda açıkça uzaylılardan bahsedilmedi? 20. asırda rahip Pierre Teilhard ilk günahın dünyadaki iki insandan kaynaklanmadığını, bilakis bu günahın tüm evrene saçılmış olabileceğini öne sürdü. Bu görüşe göre uzaylılar dünyaya yaşam tohumlarını atıp başka gezegenlere gitmişlerdi. Zira Muhyiddin İbnül Arabi bir rüyasında şunları söylüyor. Kabe'de tanımadığı insanlarla tavaf ettiğini ve o insanlardan birisinin ben senin atanım dediğini söylüyor. Bunun üzerine Arabi sorar. Kaç yaşındasın der. Atası tekrar cevaplar. 40 bin küsür yıl der. Ama Arabi'nin cevabı oldukça şaşırtıcıdır. Adem'den bu yana o kadar yıl geçmedi ki atası tekrar cevap verir. Hangi Adem'i soruyorsun? Sana yakın olanı mı yoksa diğerine bir başkasını mı? Arabi sonra şöyle der. Bunun üzerine peygamberin şu hadisini hatırladım. Cenab-ı Hak Adem'den evvel 100 bin Adem yaratmıştır. Burada anlatılmak istenen, dünyadaki ilk insan olarak saydığımız Adem peygamberden evvel başka insanlar olabileceği fikri. Belki de bunlar bir bakıma uzaylılardı. Fakat kimine göre bunlar Nefilim denilen devlerden oluşan bir ırktı. Ayrıca Nefilimler Tevrat'ta Tanrı'nın evlatları olarak geçiyor. Nahl suresi 49. ayette şunlar geçiyor. Göklerde ve yerde bulunan canlılar ve melekler büyüklük taslamadan Allah'a sadece secde ederler ve boyun eğerler. Bu ayette dikkatinizi çektiyse meleklere ayrı bir parantez açılıp söylenmiş. Gökteki tabiriyle uzaydaki canlılar kastedilmiş demektir. Burada zannımca bir tezat ortaya çıkıyor. Madem varlarsa neye inanıyorlar? Belki Tanrımız birdir fakat inandıkları kitap nedir?
Bazı dinler çaresiz kalırken bazı dinler bunu içselleştirebiliyor. Budizme bakarsak, Budizm'de evrenin her yerinde canlı vardır elbette. Reenkarnasyon sırasında ruh başka bir gezegendeki başka bir beden tarafından tekrardan içselleştirilir. Yani ruh başka bir bedende tekrardan kendisine yer bulur. Üstelik Budizm'de bir tanrı var olmayıp tanrısız bir din olmasıyla uzaylıların varlığı Budizm için bir sorun teşkil etmez. Lakin diğer dinler için durum pek de öyle değildir. Her din veya inanç elbette bunu kabul etmeyebilir. Fakat Budizm gibi diğer alemlerin olduğunu düşünen dinler veya inançlar günün birinde uzaylıları keşfettiğimizde buna daha kolay adapte olup saf dışı kalmaktan kendini koruyacaktır. Hristiyanlık açısından ele alırsak Hazreti İsa insanlığı kurtarmak için öldü. Kur'an'a göre ise ölmeyip göğe yükseliyor. Fakat şu anda Hristiyanlığın penceresinden bakmamız gerekir. İsa peygamber Hristiyanlığa göre elbette bir gün geri gelecektir. Fakat Hristiyanlığa göre şurada böyle bir tezat çıkıyor ki niçin sadece tek bir gezegeni kurtarabiliyor? Halbuki evrenin geri kalanında bir gün gaflete düşebilir. Zira kişi Hristiyansa bunları kabul etmek hem çelişik olacak hem de akılcı bir tutum olmayacaktır. Bugünlerde, günümüzde evli olan inançlar yarın dul kalabilir. Kısacası uzaylıların varlığı dinsel açıdan var olan yorumları tekrardan gözden geçirmemize sebep olacaktır. İnsanın önünde iki tane büyük keşif var. İlki uzaylıların keşfi, diğeri ise uzay zamanı bükebilmek. Eğer ki günün birinde ikincisini gerçekleştirebilirsek, birinci keşif belki zorunlu sebeplerden kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Bundan 4 asır önce Kopernik, Kepler ve Galileo dünyanın evrenin merkezi olmadığını söylediklerinde, Katolikler ve yeni yeni ortaya çıkan Protestan mezheplerinin neredeyse tümü bu fikri şiddetle kınamıştı. Her ne kadar bugün insanların tümüne yakını Kopernik'in fikrini benimsiyor olsa da 17. asırda din geleneğini sürdürebilmek adına gösterilen şiddet oldukça yüksekti. Kısacası bugün sizin inandığınız doğrular yarın yanlış olabilir ve dinlere olan inancınızı, güveninizi sarsabilir. Gezegenimizdeki tüm büyük kültürler bir tür tanrıya ya da birden fazla tanrıya inanırlar. Hatta dış dünyayla çok az teması olan kültürler bile. Bu, başka türlü açıklanamayan şeyleri açıklamanın bir yolu olabilir elbette. Bu da teknolojik açıdan gelişmiş toplumlarda dini inancın azaldığı bulgusuyla tutarlıdır. Zira gelişen teknoloji açıklanamayan fenomenleri açıklanır kılar. Dünyadaki insanların çoğunun inancının olması, insanlığın içinde daha yüksek bir varlığa inanmayı gerektiren bir şeyin var olduğunu gösteriyor. Peki son olarak dünya dışı varlıkların dindar olup olmadıklarını tahmin etmeye nasıl başlayabiliriz? Bunun için Kopernik prensibine başvuralım ve biz dünyalıların ortalama olduğunu varsayalım. Eğer öyleyse en azından bazı ileri yabancı uygarlıkların dindar olması beklenebilir. Peki onların tanrısı bizimkiyle aynı mı olacak? Vatikan Gözlemevi Müdürü Gabriel Funes şöyle düşünüyor. Eğer haklıysa her şeye gücü yeten varlığın yani tanrının uzay ve zamanın dışında var olduğunu veya belki de evrendeki tüm yaşamın bir birleşmesi olduğunu hayal edebiliriz. Burada olayın daha iyi anlaşılması için kendi bedenlerimizle bir benzetme yapabiliriz. Her hücre kendi başına canlıdır. Ancak tek bir hücrenin yeteneklerinin çok ötesinde yeteneklere sahiptir. Bu hücre çok daha yüksek seviyedeki bir varlığın parçası olarak hareket edebilir. Lüaseten Gabriel Funes şunları söylüyor. Tüm hücrelerimiz birbiriyle ilintili ve bağlantılıdır. Ve tüm yaşamın bağlantılı olma fikri bu kadar da kötü olamaz. Bir şekilde fark etmeden onlarla bağlantıdayız elbette. Uzaylılar bizi biliyor olabilir ve biz bunun farkında olmayabiliriz. Belki de dünya evrenin din merkezidir ve tüm dinler buraya inmiş olup diğer varlıklar bunu görebilir. Aslında bunu ben düşündüm ama bu son derece saçma görünüyor. Fakat aksi kanıtlanmadığı sürece sorun yok gibi. Lakin insanlıktan çok daha evvel var olmuş akıllı yaşam formları daha dünyada din yokken bile neye inanıyorlardı ve ne yapıyorlardı? Bu sual akıllara gelince benim ileri attığım düşünce otomatik olarak yıkılıyor. Kısacası insan dediğimiz canlı aciz, metruk ve avare bir bedenden pek de fazlası değil.